son derece benim de önemsediğim, önem verdiğim, seçim sürecinde de deneyimli başkanım Şükrü Sözen başkanımızla birlikte çalıştığım, Manavgatlıların dayısı olarak bağrına bastıkları birisi olarak bugün aranızdayım. Sabah muhtarlarımızla kahvaltı yaptık, buluştuk. Daha sonra da muhtar arkadaşlarımızla, tabii ki 106 mahallemiz var. 250 bine yakın nüfusumuz var. 106 muhtarımızın mahallelerdeki sorunlarıyla ilgili neler yapılabilir, neler yapıldı, neler yapılacakla, yatırımlarımızla ilgili bunları paylaştık. Gelirken yalnız gelmedim. Genel sekreter yardımcılarım, hasat genel müdürüm, danışman arkadaşlarım ve aynı zamanda daire başkanı ve müdür arkadaşlarımla beraber geldim. Kısacası yani Manavgat'la ilgili sorunların ilgilileri, çalışma arkadaşlarım hepsi yanımızda. Bu seçim sürecindeki desteğiniz için değerli basınımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca aramızda Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarım, Manavgat Meclis Üyesi arkadaşlarım da var. Hep birlikte Manavgat'ın konuşmak üzere toplantılarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra İttifak'ın ilçe başkanı başkanlıklarını ziyaret ettim. Hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Daha sonra da hep önemsediğimiz bugüne kadar sivil toplum örgütleriyle beraber yol yürüdüğüm, onları çok önemsediğim sivil toplum örgütleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde buluştuk. Yine Manavgat'taki gerek ulaşımla gerek diğer sorunlarla ilgili, taleplerle ilgili de orada da görüşmelerimizi tamamladık. Ve ayrıca Asat'ın çalışmaları vardı, çocuklara kolay gelsin dedik. O bir Dünya Bankası'ndan para alındı hibe, ancak 23 milyon liralık bir yatırım daha vardı. Onu da yerinde gördüm, arkadaşlara kolay gelsin dedik. Ve sonra da kıymetli kardeşim Şükrü Sözen Başkanı'nı, meclis üyelerini bir ziyarete, makamda ziyaret ettim. Onlarla sohbetimizi gerçekleştirdik ve şimdi de bugünkü yaptığımız işlerimizle ilgili, yaptıklarımızla ilgili de basın toplantısında beraberiz. Daha sonra da turizmci arkadaşlarımızla toplantımızı gerçekleştireceğiz. Süreçle ilgili belediye olarak 8 Nisan itibariyle 15 milyon 209 bin lira. Asat'la beraber 59 milyon 565 bin lira yatırım yaptık. Bu süreç içerisinde tabii ki en önemli Türkiye'de, dünyada pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ancak herkesten de bir ricam var, değerli kıymetli basınımızdan da. Bu sosyal sorumluluk içerisinde sosyal mesafelerimizi koruyarak son günlerde biraz bakanlıklardan da duyduğumuz kadarıyla bunlara daha dikkat etmemiz gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu süreçte tabii ki zaman zaman Manavgat'a gelmeyle ilgili olsun, diğer ilçelerimizle ilgili uzak kaldık. Onun için bundan sonra burada birlikte çalışmalarımızı hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Katatık transfer istasyonu ile ilgili Şükrü Başkanıma teşekkür ediyorum. 5 dönüm yeri bize tahsis etti. Tapu işlemi de yarın tamamlanıyor. Biz de hemen ihaleyi onu bekliyorduk. 3 milyon civarında yaklaşık proje bedeliyle o istasyonumuzu inşallah ihale edeceğiz. Manavgat sulama suyu projesi 2020-21 yıllarında Sariye yıl olarak tamamlanacak. Taşağıl Çardak 5000 dekar. Burada sulama ile ilgili 12.000 çiftçimiz yararlanacak. Yaklaşık maliyet 7 milyon 400 bin lira. Ayrıca doğalgazla ilgili
19 ilçe içerisinde, hepinizin bildiği gibi 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecinde geleceğe düşünüyoruz, geri dönüştürüyoruz, çevre dostu projelerle çalışmalar yapmıştık. Ve doğalgazı bitmiş tek ilçedir Konyaaltı. Ve şimdi de Enerya ile görüşmelerimiz sonucunda Korkuteli ile ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Daha sonra geçen hafta yaptığımız toplantıda Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçelerimize de doğalgaz gelmesiyle ilgili çalışmaları başlattık. Dün de Şükrü Başkanım'la görüşmelerini tamamladılar. Bu süreçte ruhsat ve yıpranma bedeli, yani onların da şartı vardı, 3 milyon 150 bin lira almayacağız. Yani Enerji'ye hani yatırım yapsın, Manavgat'ımız önemli diye. O yüzden onu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz uzunca yıllar hizmet eden, mülkiyeti Manavgat Belediye'mize ait olan hal 22 bin metrekareden 32.800 metrekareye. Hatta başkanımız 16 dönüm civarındadır orada tam kullanılan yer demişti. Yani iki katına çıkarıyoruz. 65 milyon liralık yatırımla inşallah Halide taşımış olacağız. Bunun yanında içme suyumuzla ilgili Manavgat'ta tabi 1970'li yıllardan, o zamanlar YS köy hizmetleri biliyorsunuz sularla ilgili yazardı. Çeşmelerde falan, yayla yollarında da gördük. İçme suyu 274 milyon 737 bin lira. Kanalizasyon 174 kilometre, şimdi Eylül'de çıkıyoruz ihalesini, 115 milyon 384 bin lira. Yağmur suyu 14 milyon 205 bin lira. Atık su arıtma 135 milyon 500 bin lira. Yani şu anda planladığımız belediyemizle ilgili kırsaldaki yollar dahil olmak üzere 85 milyon 550 bin. Asat'la beraber 539 bin milyon 826 bin asat. Toplam 625 milyon lira. Bunun yanında sosyal projelerle ilgili 3 adet kreş yapacağız Manavgat'ımıza. Ayrıca etüt merkezi, yani üniversite hazırlık kursları ile ilgili geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize, bir taraftan ortaokul düzeyinde, bir taraftan lise düzeyinde bu anlamda da kurslarımızı açıyoruz. Aşevimizi yapacağız, sosyal hizmet binamızı ve ayrıca ilk emekli kahvesi Konya altındadır. Şimdi de emekli kahvesi yapacağız. Yani bugüne kadar devlete, millete, sizlere, bizlere hizmet etmiş büyüklerimizin çayını, kahvesini ücretsiz içeceği, gazetesini okuyacak, dergisini okuyacak. Böylesi bir projemizi de Manavgat'ta da gerçekleştireceğiz. Bunun yanında hani dağınık çalışmayalım düşüncesiyle Manavgat'ımızda Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binamızı açacağız. Ve orada da hizmet birimizden, asat sorumluluğundan tutun, bütün çalışma arkadaşlarımız, kapı güvenliğinden giriş itibariyle çayını kahvesini içecek muhtarımız veya vatandaşlarımız, böylesi bir hizmet binasında da bütünsel anlamda hem çözümü hızla yapmak, vatandaşa hızla ulaşmak anlamında daha da iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli ev sahibi kardeşim Şükrü Sözen Başkan'a ve ilçe başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı alayım arkadaşlar. Evet, buyurun kardeşim. Öncelikle Manavgat'a hoş geldiniz. Mustafa Karabey, Antalya Beyliğimiz. Başkanım, bugün gerek muhtarlarla yaptığınız toplantı ve sonrasında STK'larla yapmış olduğunuz toplantıda kentin sizden, size göre en önemli talebi ne oldu ve çözüm öneriniz nedir? Şimdi sorunların hepsi bizim için önemli. Aslında biz burada çalışma arkadaşlarımla beraber, danışmanlarımızla beraber, zaten Manavgat'ta da zaman zaman da başkanım da hem mecliste büyük şey olsun, meclis arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Yani sorunun büyüğü küçüğü diye bir şey yok. Altyapıyla ilgili, işte bir taraftan kanalizasyonla ilgili,
Zaten bizim de az önce söylediğim şeyler, biz burada tespitlerimizi yapmıştık zaten. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Tabii yaylalar, yollarla ilgili talepleri var muhtarlarımızın. Bir de tabii ki süreç, biz 5 yıllık seçildik. Muhtarlarımız da 5 yıl. Meclis arkadaşlarım da 5 yıl seçildiler. 3 yıl 8 ayımız var. 8 ayını biz siyaseten, ben 27. yılıma girdim başkanlıkta. 8 ay hiç saymam. Yani 3 yıl burada, yani devam edecek seçim sürecine kadar bütün yatırımlarımızı yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Sayın Başkan. Pardon, buyurun efendim. Manavgat Saygın Haber, Yılmaz Saygın. Sayın Başkanım, bu Ulu Alan Projesi'nde, bildiğiniz üzere sizin de orada bir altyapı çalışmanız var. Bu telfi istasyonlarıyla ilgili. Orada bu çalışma yapıldığı vakit 4 kişiye verildiği zaman burada sizin de bayağı bir yatırımınız heder olacak, yani tabiri caizse. Yaklaşık bir 40-50 trilyonluk bir mal var orada. Onlar için herhangi bir düşünceniz var mı? Bu eli bon çantalı ran canavarlarına da bizim yanımızda olacak mısınız? Biz şunu söyleyeyim. Zaten Manavgat halkı olarak bilirler. İki bakanımız geldiğinde, Bali Bey de vardı biliyorsunuz. Biz orada ilk konuşma sürecinde bana da söz verdiler. Son kapanışta da söz aldım biliyorsunuz. Ben burada ilçe başkan arkadaşlarım var, ilçe belediye başkanımız var. Hep STK'larla da bunları konuştuk. Bizim için Manavgat önemlidir. Biz bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ile Turizm Bakanlığı arasındaki protokolde iki eksik vardır. Onunla ilgili hukuki süreç başlıyor. Biz onlarla ilgili Manavgatlılar lehine ne gerekirse yapacağız. Teşekkür ederim. Başkanım, ben teşekkür ederim. Ben şöyle açmak istiyorum. O konuyla ilgili bağlantılı bir konu. Hani kamuoyu da bu şekilde net de bilsin. Orada su telfi istasyonu var eski. Yaklaşık Kızıl Ağaç'a 11 kilometre falan su ihtiyaçlarını karşılayan bir tesis. Orada bu projenin onaylanması halinde bu proje yok olacak. Yani bu yapılan, orada var olan ve milli servet, bugün hani rakam bilmem ama herhalde 35-40 milyon lira değerinde bir yapıdır. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani golf tamam, yani düzenlenmiş şekilde. Ama bunun yok olması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ne düşünüyorsunuz? Bir yasal anlamda bir başvuru falan yapacak mı? Söylediği o zaten. Bu konuyla ilgili biz şartlı bir anlaşma şeyimiz vardı. Şu anda zaten iki maddesine bakanlığa uymadığı için biz hukuki işlemi başlatıyoruz. Yani onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani mahkemeye verebilecek. Evet. Teşekkür ederim. Dava açma konusuyla ilgili. Evet. Başkanım, Demirören Haber Ajansı, MİTAT, Abakan. Biliyorsunuz bölgemiz turizm bölgesi. Atabakan mı? Abakan. Abakan, evet. Bölgemiz yoğun bir turizm bölgesi. Arıtmalarla ilgili daha önceki dönemde sorunlar yaşanmıştı. Bu sene pandemi sürecinden dolayı turizm de yani %40'lar seviyesinde gidecek. Gelecek yıllarda turizmin, otellerin short olması durumunda arıtmaların yetmeyeceği değerlendiriliyor. Bu konudaki yatırım çalışmaları nelerdir Asat bölgemiz için? Biz zaten az sonra turizmcilerle de toplantımız var. Burada bizim Gazibaşı'dan Kaş'a kadar sahillerle ilgili, arıtmalarla ilgili kapasite genişletmesi, arttırımı var. Ayrıca Turizm Bakanlığı ile 540 milyon lira protokol yaptığımız yerler var. Yani atık suyu 20 yıl onlara verdik. Aynı zamanda o yatırımlar da yapılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız talep doğrultusunda gerçekleşecek. Sıkıntı yoktur. İbrahim Bey, açıklama yapmak isterseniz. Sayın Başkanım, şu anda mevcut arıtma tesislerine ilgili kapasiteleri sıkıntımız yok. Sadece derin denizde şarj hatlarına ilgili şu anda proje çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki günlerde onların ihalesine ilgili çalışmalar yapılacak. Ayrıca biraz önce sizin de açıkladığınız üzere Manavgat bölgesinde atık su arıtma tesislerine ilgili 135 milyon liralık bir yatırım programımız var. Yani bu programın içerisinde. Sadece o dediğinizle ilgili o yatırım. Evet. İtaat Bey, teşekkür ediyorum. Başkan, bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun efendim. Şimdi başkanım, bir de bizim ufak bir sorunumuz var. Aslında ufak değil. Bu arada vatandaşın da bayağı bir şikayeti var.
Bu sinek ilaçlamayla ilgili, ben de ırmak kenarında oturuyorum. Gerçekten sineklere baktığım zaman hiç tanımadığım sinekler çıkıyor. Sanki verdiğiniz ilaçlar sinekleri mutasyona uğratmış gibi. Sayın Başkan, yani şekli bozuk, acayip acayip sinekler görmeye başladık. Yani hiç görmediğim sinekleri yani. Hüseyin ya, Hocam burada mı? Hüseyin Hocam burada mı? Yani eğitime gitti. Eğitime gitti. Şimdi arkadaşlar bizler yani bugüne kadar hem siyasi deneyimimizden dolayı hem de burada ilçe belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımız ve vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda sinekle mücadele anında zaten gereğini yapıyoruz. Ancak pandemi süreciyle ilgili 1207 çalışanımız vardı. 307'si riskli grupta olması dolayısıyla çalışmadı. 300 arkadaşımızı işte duraklar dahil olmak üzere Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bunlarla dezenfektasyon çalışması ile ilgili görevlendirdik. Bir de şu oldu. Buradaki sayıyı tam bilmiyorum ama esnaf ne kadar kapalıydı burada onun sayısını bilmiyorum. Yalnız bizim lobar kapaklarını açamadı arkadaşlarımız. Mesela yazlıkçılar var. Mesela Alanya'da 2000 kapalı yer vardı. Giremedi arkadaşlarımız. Yani bunu bir bahane şey yapmıyorum. Yani bunlarla ilgili zaten bütün bugün de mahalle muhtarlarımızla da bunları konuştuk. Hocam da çok detay bir açıklama yaptı. Geçmiş dönemde sinekle mücadelede hani mazot sıkılır. Bir mazot geçince biz kendimiz ikna oluruz. Ya ne güzel işte ilaçlama yapıyor gibi gelir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nce o yasaklanmıştır. Biz normal, hocamız bizim Akdeniz Üniversitesi ile protokolümüz vardır. Bu konuyla ilgili danışmanımızdır. Bu süreci en iyi şekilde o dediğiniz değişik haşerelerle ilgili alınacak ilaçları inceleyip sık dokunmuşlardır. Şartnamemize bu şekliyle yazmışlar, ihale edilmiştir. Onun için önümüzdeki günlerde sorun kalmayacak diye de bugün muhtarlarımızın huzurunda da hocamız, danışmanımız bu açıklamayı yaptı. Teşekkür ederim başkanım. Tabii Şükrü Başkanım şey ilave edecek. Basındaki arkadaşlarım muhtelif zamanlarda bu sinek ilaçlama ile ilgili bana da sorular soruyor. Ben de aynı yanıtı vermeye çalışıyorum. Bu pandemi döneminde şartların, koşulların gereği bu Laura çalışma döneminde elde olmayan sebeplerden şu aksamalar oldu. Şu anda sinekle ilgili biraz sıkıntımız var ama daha önceki dönemdeki yaşadığımız boyutta değil, kesinlikle değil. Arkadaşlarım diyor ki bana, geçen dönemde bu sinek sorununu yaşadığınız dönemde Manavgat Belediyesi ulusal basında çıkacak ölçekte cibindirik dağıtmıştı. Bunu protesto etmek amacıyla Manavgat Belediyesi'ne cibindirik masrafına sokmayın Sayın Başkan demeye çalışıyorlar adam. Doğru mu? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Anladım efendim. Evet, buyurun efendim. Sırrı Özkan Köprü Gazetesi. Başkanım bu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda demiştiniz ki Manavgat'la ilgili seçim döneminden bahsediyorum. Manavgat'la ilgili herhangi bir projeniz yok. Manavgat'tan Büyükşehir'in aldıklarını geriye vereceğiz demiştiniz. Şimdiye kadar neler verdiniz? Vereceğiniz bir şey var mı? İkinci sorun, Türk Belen'in çok atalet içerisinde, kötü bir durumda şu anda şehrin merkezinde. Çok yanlış bir proje orası zaten. Yani iyileştirmeye dönük bir şeyiniz var mı? Çalışmanız var mı? Bir planlamanız var mı? Asansörde arıza var. Bugün daire başkanı arkadaşımla da bu konuyu, hatta orada muhtar arkadaşımız da vardı. Onlar söylediler. Onunla ilgili Fen İşleri daire başkanımız ilgilenecek. Seçimlerde projem yok dememişimdir. Projemiz var. Ama bizim halka ranta dönük değil, halka dönük projelerimizi, yani işte çılgın projelerle oy şey vaadinde bulunmadık. Yapılabilecek ne varsa, Manavgat'ta zaten ilçe belediye başkanı arkadaşım 3. dönemine geldi. Biz 5. dönem belediye başkanıyız. Biz zaten neyi nerede söyleyeceğimizi biliyoruz. Ben 913 mahallemde kaç oy aldığımı ben bilmiyorum. Hiçbir mahallemde yeminim var, sözüm var. Ben bütün önce destek olanlara teşekkür ediyorum. Destek olan olmayan herkesin belediye başkanıyım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu cadde sokakları geri verdik. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mülkiyeti Manavgat Belediye'mize ait halden çıkış yapacağız. Yeni hale geçeceğiz.
diğer yapılabilecek yasa yönetmelik içerisinde yalnız. Ne varsa da kardeşimle beraber bunların çalışmasını yapacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben az önce kendimi tanıtmadım. Bir soru soracağım. Kanal Manavgat Hidayet Hocam. Tabii teşekkür ediyorsunuz. Oy verenlere gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama. Vermeyenlere de teşekkür ederim. Onu söylüyorum. Giden verenlere, vermeyenlere. Herhalde verenlere daha fazla gidiyorsunuz gibi geliyor. Manavgat size yerel seçimlerde Sayın Sözen'in de benden ziyade oraya da oy vermeliyiz anlatmasından sonrasında hem ona güvendi hem size güvendi. Fakat Sayın Başkanım, Alanya'yı böyle çok sık arka kapı gibi kullanmak, sürekli gitmek, sürekli tamam bugün yatırımlar açıkladınız, haksızlık da yapmayalım ama. Alanya'nın tam iki katı yatırımlarımız. Tamam, şimdi oldu ama. Yani bugün oldu o yatırımlar başkanım. Bugün açıkladınız. Bugün olur mu? Ben bugüne kadar bütün projeleri, şimdi mesela halle ilgili, mesela yönetmeliği yarın çıkıyor Antalya Büyükşehir Belediye'mizden. Bunların bir altlığı vardır projelerin. Süreçle ilgili. Hal mesela hazırdı da çıkma değil. Biz halle ilgili projemizi yaptık. Sağ olsun başkanımız da şimdi yola terfileri yarın hallediyor. Yani süreç öyle iyi gidiyor ki. Ama şunu söyleyeceğim. Bakınız biz 5 yıllık seçildik. Şimdi belediyelerin bütçesi vardır. Bizim bu şeylerle ilgili 5 yıllık yaptığımız planlarımız var. Burada sırasıyla hepsini bitireceğiz. Ben hayatım boyunca 27 yıla girdim. Vatandaşımı kandırmadım. Vatandaşıma yalan söyleyip şov yapmadım. Ben doğru olanları dürüstçe söylüyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğim. Ve önümüzdeki süreçte de vatandaşımıza seçim bildirgemde ne söylediysem fazlasını yapacağım. Manavgatlı hemşehrilerim. Zaten ne söz verdiysem onu yapacağım diye bir açıklamanız var. Aynen. Yatırımda iki katı teşekkür ediyoruz. Ama ziyarette 20 katı fazla diyelim. ama Alanya aslında yanlışlıklar olmasın mı? Alanya ben bir muhtarlarla toplantı yaptım. O gün iki canlı yayın koydukları için turizmcilere bir özel geldim. Bugün de burada da turizmcilerle toplantım var. Onun dışında başka muhtarlarımla da aynı toplantıyı yapıyorum. Hiç oraya fazla gitmedim. Yani ben bir sel felaketinde Gazi Paşa'ya gittim. Gelişte uğradığım yer var. Yani hiçbir yeri şunu söyleyeceğim. Siz de olsanız burada herkes bir oy fazla almak için, verdiği sözü yerine getirmek için çalışırsınız. Ben onu yapıyorum. Benim 19 ilçem var. 913 mahallem var benim. Ben bugüne kadar çalışma arkadaşlarımı, ben hep söylüyorum, hızıma yetişemeyen arkadaş kalıyor mesela, örnek veriyorum. Biz bütün danışmanlarım, çalışma arkadaşlarım dair herkes beraberce biz çalışıyoruz. Bugün de Manavgat'tayız. Önemli bir ilçe. Kıymetli de bir kardeşim var, belediye başkanımız. Devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarda hakları var ama sadece bir soru sorup kapatacağım. Ulan'la ilgili düşüncelerinizi aktarıyorsunuz. İlçe başkanım var, belediye başkanım var. Hani ne isterlerse, ne yaparlarsa. Mesela bir Twitter yaptık. Twitter'de 4'e girdik Türkiye genelinde. Bugün Twitter'de öyle bir Ulan, ölü alan olmasın desek, o zaman çok siyasiler de destek verdi. Yerel yönetimler, sanatçılar, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar. Bugün öyle bir Twitter atsak akşam yazar mısınız? Ayarlayın bir onu başkanımızla beraber konuşalım. Destek oluruz gerekli desteği. Biz gerekli desteği yaparız. Yapın yani ne istiyorsanız yapayım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet buyurun efendim. Kamerayla gelen pusula. Şimdi bu Alanya hikayesi aslında biraz da şundan kaynaklanıyor. Bize gelen, büyükşehirden gelen mailler. Neyi lan? Mail. Sizden gelen, büyükşehirden gelen mailleri çoğu Alanya başlıklı olduğu için işte Alanya'ya şu yapıldı, Alanya bu yapıldı. Biraz ondan kaynaklandı zannediyorum. Doğru söylüyor Sayın Başkanım. Haber başlıkları kazandı. Haber başlıkları. Yani, haber başlıkları. Bir de mail olarak gelince biraz canım sıkılıyor. Evet. Yani. Alanya. Bir yanlışlık var kesinlikle. 19 ilçeden de haftalık olarak yapmaya çalışıyoruz ama Alanya hassasiyet olduğu için demek ki sürekli... Alanya ile Manavgat arasında... Sonradan biz de hassasiyet olduk. Hayır, biz hakikaten sizden gelen maillerde, haber maillerinde haber atıyorsunuz. Alanya şey biraz fazla. Oradan oldu herhalde bu büyük bir ihtimalle. Demek şöyle başkanım. Demek Manavgat'tan bir haber geliyor. Örnek veriyorum. Geçen hafta dair Uzunkale'ye 17 durak yapıldı. Monte edildi. Aynı hafta Alanya'dan 8 tane haber var.
Nurettin Bey buraya niye yapmanız eksik varsa? Hassasiyet gösterelim abi. Duyarlılığınıza teşekkür ederim. Ben başkanım. Aslında su faturalarında bir artış var. Manavgat'ta böyle bir konu da gündemde. Geçen yıla oranla, hani biz de takip ediyoruz, biz de kendi ev faturalarımıza baktığımız zaman %100'e yakın bir artış var. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Şimdi arkadaşlar bakınız, burada bütünleşik şehir olması olduğu gün itibariyle bir yanlışlık var. İbrahim Bey, burada kaç lira ödüyorlar Manavgat'ta hemşehrilerin? Litre su. Başkanım, merkezde 1.90. Evet. Ticarethanelerde 2.45. Antalya merkezde 6 lira, yani 5.85. Bakınız, Kepez'de askeri ücret bile alamayan bir vatandaşımız 6 liraya içiyor 1 litre suyu. Yani burada bir yanlışlık var. Bununla ilgili zaten çalışma yapıyoruz. Denize dökülüyor, boşa akıyor. Akmaz. Hep seninle ilgili çalışma yapıyoruz. Tasarrufla ilgili, o su kaçakları ile ilgili asatımızın güzel bir çalışması var. Onu neticelendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sizi daha sık görecek miyiz Manavgat'ta bundan sonra? Bıkmayacağına söz ver. Bıkmayacağına söz ver benden. Geleceğim. Başkanım, su demişken her eve 20 damacana su da artırıyor. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Biz turizm üzerinden bir toplantıya geçiyoruz. Katılımlarınız için, desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.